kişi için bir operasyon devam ediyor. Muhittin Böcek de orada bir kriz masası kurulmuş. Muhittin Bey geçmiş olsun. Nedir son durum? Sizden alalım bilgileri. İyi yayınlar diliyorum. Talihsiz bir kaza 17.30 sularında meydana geldi. Bayram dolayısıyla da yoğunluk var teleferikte. Ve orada 7. direk diye söylendi. O direkteki bir kırılma, orada bir plastik bir şey patlamasından bahsedildi. Ve sonuç olarak şimdi bir vefatımız var. Allah rahmet eylesin. 7 tane yaralımız var. Onlar helikopterlerle hastanelere sevk edildi. Antalya Valimiz, Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurum kuruluşlar hepsi burada, AFAD dahil olmak üzere. İçişleri Bakanımız aradı. Burada Ali Mahir Bey var, grup başkanımız, vekillerimiz. Kısacası tüm kamu kurum kuruluşu kriz masasındayız. Şimdi orada 162 son sayıya göre ulaşan bilgi yukarıda teleferikte kabindeler. Onlara anons yaptırıyoruz. Aileler burada, yakınları buradalar. Ve Aydın'dan gece görüşlü helikopter geliyor. İşte İstanbul, Ankara, Muğla, oradan itfaiye ekiplerimiz geliyor. İple kurtarma şeyi uyguluyorlar şu anda. 3 kabini kurtardılar Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olarak. AFAD'ımız, hepsi kurum kuruluşlar burada. Peki Muhittin Başkanım, efendim? İşletmesi kime ait? İşletmesi kime ait diye soruyor Emin Bey. Büyükşehir'dir. İşletmesi 2017'den beri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Büyükşehir Belediyesi'ne. Peki Muhittin Başkanım, şimdi şunları sorayım. Bir 7 yaralımız var dediniz. Durumları nasıl? Evet. Ağır yaralı mı? Şu ana göre durumları stabil, normal devam ediyor dendi ama tabii hastanede olduğu için şu anda bir Allah yardımcıları olsun. Zaten helikopterle kurtarma anı gerçekleşti. Peki bir diğer soru, hastanelere sevk edildi. İlk gelen bilgi 184 kişi için operasyon kurtarma çalışması sürdüğü yönündeydi. Siz şimdi 162 kişi kabinde dediniz. Bu 3 kabindeki 22 kişi kurtarıldı mı? 3 tane kabin kurtarıldı. Yalnız şöyle, bizim standart 8 kişi en fazla. Bazısında 3 veya 5 olursa bu sayı daha da düşüktür. Yani biz kabin sayısına göre 23 kabin var. 8 kişi hesap edersen, ama bunun yanında bazı, yani en fazla 8 alabiliyor kapasite. Belki 5 olan var, 3 olan varmış, çocuklar varmış. O anlamda çok net bilgi bilemiyoruz. Tabii ki gelen biniyor, bu yolcu usulü otobüse biner gibi. Yani orada sayılar o şekilde, tam 162 de diyemiyorum şu anda. Ama 23 kabin var şu anda açılmayan. O zaman bu düşen kabin ya da kabinler 8 evet, kişiyi mi taşıyordu? Kabin, bir tane, evet. O kabinde 8 kişiymiş. Evet. 8 kişi vardı. Peki yani elbette ilk aşama can havliyle can kurtarmaktır tabii ki ama. Tabii bütün amaç şu anda ona bakıyoruz. Şimdi, tabii yasal işlemler, sorumlular varsa da bilgi verilecek. Yani inceleme, soruşturma aşamasına pek çok bilgi erişeceğiz muhakkak. Fakat kazanın ilk anda neden kaynaklandığına dair bir öngörünüz var mı? Şu anda yok. Yani biz normal, bizim her yıl, ben 2019'da göreve geldim. Biliyorsunuz 2017'de başlamıştı bu. Devlete devamlı usulü. Şimdi burada biz onu Şubat ayı içerisinde yıllık bakım yaptırırız. Her yıl insan sağlığı önemli, can önemli. O düşünceyle 5 Mart'ta sezon açılışı, bütün bakımlar yapıldıktan sonra 5 Mart'ta tekrar sezona açılış yapmıştık. Evet, yani tüm bakımları yapılmıştı. Antalya Büyükşehir'de, tabii ki. Tabii ki. Peki. Yetkili firma, yani işte Pamukkale'dir ve diğer yerlerde yapan bir firma herhalde diye düşünüyorum. Evet, şu an bir kriz masası kuruldu zannediyorum, değil evet. mi? Ve evet, çalışmaya efendim. Devam ediyorsunuz tüm bu şekilde. Tüm kurum kuruluşlar hepsi de işbirliği içerisinde, hepsi gayret ediyorlar. Çalışma, arama, kurtarma, bütün AFAD dahil olmak üzere hepsi var. Jandarmamızın şart diye jandarma kurtarma ekibi, onlar işte pilotlarımız var, şu anda toplantıdayız. Peki Sayın Muhittin Böcek, çok teşekkürler. Dileriz bir kişi daha zarar görmeden herkes İnşallah, kurtarılır. Böyle şeysiz kurtarız diye ümit ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki, hem geçmiş olsun diyelim tekrar, hem de kolaylıklar diliyoruz. Saygılar, selamlar, iyi yayınlar sağ diliyorum. Sağ olun, çok sağ teşekkür olun, ederiz. Olun, Yunus Bey, buyurun.